Sevgili CS, bana uzun ömürlü ve güçlü bir laptop önerir misin? Zor soru. Şimdi laptop konusunda ben Asus'la çalışmaya başladım. Şu an evimde 3 tane Asus laptop var. Bunları size inceleyip çıkartmam lazım. Dur bak göstereyim bir dakika. Kaçma bir yere. Madem sordun. Uzun ömürlü ve güçlü. Bak Asus'un şöyle Zephyrus diye bir serisi var. Bunun yeni laptopu çıktı ve inceliğine bak. 40.090 var içerisinde. Bu da MacBook. Tam bir MacBook'a rakip çıkartmışlar. Bakar mısın? MacBook'un USB'li olanı ve PC olanı aslında yani. Performans olarak muhtemelen daha da iyidir hatta. Tabii yani 40.090 var içinde. Neticede PC olduğu için. Alabiliyorsan bundan al derim. Mükemmel olmuş çünkü. Ama sordun diye gösteriyorum. Ve yani MacBook'la yan yana koyduğumda ben hakikaten şeye şaşırdım. Hani dedim o herifler hani 4090'lı bir laptop için iyi bir sistem kurmuşlar bayağı. Çünkü 4090 takdir ederseniz bayağı ısınıyor. 4090 var içinde evet. Adama sponsor aldırttınız canlı yayında. Yok canım canlı yayında. Yani şöyle benim zaten ben biliyorsunuz laptoplarda genelde parti çalışıyorum. Bir dönem Acer'la çalışıyorduk. Bir dönem Gigabyte'lara baktık. Son dönemde Asus'la anlaştım. Kafamda rahat açıkçası. Yani çünkü Asus böyle biraz şey tertemiz çalışıyor hepsi. Model adı neydi hocam? Asus Zephyrus. Yallah Arabistan'a. Ne alaka? Asus laptop kendi kendine çalışıp masamda kendini yakmıştı. Hakem heyetinden karar çıktı. Ayıplı mal diye iade ettik. Ay maşallah. Kendi kendini nasıl yaktı acaba ya? 170.000 lira fiyatı. Vallahi bilmiyorum. Bakmadım. Bir 3 ay 5 ay diyeceğim bunu sorry. Ya güzel diyorsun da ben Dubai'ye gittiğimde asıl şey bulamadım. O kıyafetin ismini bulsaydım. Beyaz entari var ya bir tane. Onu alıp gelecektim böyle. Yayınlara da çıkacaktım. Ehlen ve sehlen diye. Dubai'ye gittim. Bir deveyle kısa bir münasebetimiz oldu. Şimdi ev aldım kendime falan diyecektim yani. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.